kadar güzel sözün arasına olur mu diyeceksiniz ama günümüzde en çok yakaladığımız sorun kendimizde ve çevremizde çok çabuk ümitsizliğe düşüp işte bunalıma girdim, depresyona girdim, şuradan çıktım. Şimdi şu haldeyim. Böyle kendimizi devamlı yoklamak. Çok doğru. Halleri. İnsanlarda hep bir şey var, hep bir şey var. Hani psikologlara da para kazandırmamız lazım. Evet anlıyorum ama bunun sebebi nedir hocam? Bir başka bölüme geçeceğim müsaade ederseniz. Çünkü biz kula güvenip Allah'a güvenmiyoruz bir. İkincisi kendimizi kuvvetli kudret sahibi sanıyoruz. Ve en ufak bir istediğimiz olmadığı zaman, çünkü bir de öyle her istediğimiz verilmiş ve şımartılmışız ki Allah'a küsüp ümit kesiyoruz. Ve bu başımıza gelmeli miydi gibi Allah'ın hiç hoşlanmadığı kelimeler kullanıyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki Allah senin başına ne getireceğini bilmiyor mu ki sen sorguluyorsun bu başıma gelmeli miydi diye diyorlar. Demek ki teslim olmayı bilmiyoruz, hadiselerin hakkımızda hayırlı olduğunu bilmiyoruz. Ve devamlı kendimizden daha üstte olduğunu düşündüğümüz insanlara gözlerimizi dikerek kendimizi Allah tarafından itilmiş, kuvvetsiz, güçsüz, bir işe yaramayan insanlar olarak görüyoruz. Bu yüzden de özgüvenimiz yok. Çünkü nefsin özgüveni olmaz, ruhun özgüveni olur. Nefsiyle bakan insan daima sıkıntı ve bela içindedir. Evet. Yani insan yapısında negatif daha mı kuvvetli? Evet. Bir şey oluyor, hemen yine insan görüyorsun bitmiş. Pozitif de kuvvetli. Fakat nefisle yani vücutla bakarsak negatife yatkınlığımız daha fazla. Siz kimyacı olarak da o çekirdeğin yapısında hani negatifin hareketli olduğunu söylüyorsunuz. Pozitifin daima stabil ve dengede olduğunu, negatifin değişken olduğunu görüyoruz. Negatiflik hakikaten türleri var hareket halindedir negatif, evet. Onun için eğer pozitife çekilmiyorsa problem var demektir. Güzel düşünmek lazım. Bununla ilgili bir konu burada var şimdi hocam. Tanrı esenlik versin, İsa çok gülerdi. Tanrı esinlik versin, Yahya da çok ağlardı. Yahya İsa'ya dedi ki, yoksa sen Tanrı'nın inceden ince düzenlerinden adam akıllı emin mi oldun ki böyle gülüyorsun? İsa da ona, yoksa sen de Tanrı'nın inceden ince, güzel, görünmemiş yardımlarından, lütuflarından adam akıllı gaflete mi daldın ki böyle ağlıyorsun? Erenlerden biri bu olayda bulunmuştu. Tanrı'ya bu ikisinden hangisinin makamı daha yüce diye sordu. Ben mi devam edeyim siz mi? Aslına bakarsan Allah buyuruyor ki beni nasıl düşünüyorsanız ben öyleyim. Gülerek görüyorsanız gülerek bakın. Üzüntüyle bakıyorsanız öyleyim. Yani bu şunu demek istiyor. Allah beni ben cehennemde yanacağım diyen insan hakikaten cehennem üzere yaşıyordur. Demek ki Allah bizim gördüğümüz gibidir. Burası çok önemli. Onun için kimsenin Rabbi, kimsenin Rabbi ile aynı değildir. Herkes kendi idrak ettiği kadarını Allah olarak görür. Onun için tarifler de farklıdır. Öyleyse mühim olan idrak ettiğimiz Allah değil, taptığımız Allah'tır. Çünkü o bütün isimlerin sahibidir. Ama hikayenin sonunda Allah-u Azimüşşan daima pozitif, neşeli ve gülerek bakmanın, yani Allah'ı gülerek anmanın daha makbul olduğunu ihsas eder. Buradan da anlaşılıyor ki Allah'la olan kimse daima huzur ve mutlulukta olur. Rabbül Has'tan, Rabbül Alemin'e yönelmek lazım o zaman, evet, değil mi hocam? Evet, şahsi iman ettiğimiz Rab'den, alemlerin Rabbine. Ben her zaman söylerim, birisi peygamber şefaat edemez diyorsa peygamber ona şefaat etmeyecek demektir. Birisi eder diyorsa peygamber ona edecektir. Yani hayal ettiğimiz şey de mutlaka bizim için Allah'ın takdir ettiği şeydir. Devamında, yani ben kulumun sanısı katındayım. Evet. Kulumun beni zannı neredeyse ben oradayım. Evet. Beni nasıl sayarsa oyum ben. Her kulumun bir çeşit düşüncesi, bir çeşit hayali vardır. O beni nasıl hayal ederse oradayım. Tanrı'nın bulunduğu hayale kulum köleyim ben. Bezmişim o gerçekten ki Tanrı orada olmasın. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir çobanı görüşü hikayesi vardır. Anlatır mısın lütfen? Yani hatırlayabildiğim kadarıyla Mesnevi'de siz çok anlatırsınız. Hazreti Musa bir çobanla karşılaşıyor. Biraz da böyle hani meşrebi itibariyle celalli. Onu dua ederken yakalamış. Ya benim güzel Allah'ım sen neredesin? Gelsene sen bana, ben senin saçlarını tarayayım, ben sana süt vereyim, ben senin ayaklarını uyuyayım, bitlerini kırayım. Allah Allah, Hazreti Musa biraz daha dinleyecek hali kalmamış yani, hemen müdahale etmiş. Sen ne yapıyorsun demiş, ne diyorsun yani?
Allah hakkında böyle konuşulur mu? Sen bir sürü sınır koydun onun için. O sonsuzdur yani, ötelerdedir. Tenzih ederim bu dediklerinden. Deyince çoban çok üzülmüş. Çok üzülmüş. O zaman Allah-u Teala Hazreti Musa ile konuşma kabiliyeti, hani konuşma mucizesi var. Demiş ki ya Musa, niçin öyle yaptın da çobanı benden uzaklaştırdın? Yani ne kadar güzel. Onun zannına niye dokundun? Evet. Diyor. Demek ki herkesin zannını Allah yaratmış ve Allah istemiş. Hmm. Öyle, ama ne mutlu o kişiye ki zannının ötesindeki Allah'ı idrak eder. Kendi taptığı Rabbe değil de bütün alemlerin Rabbine tapar. İşte o zaman herkes de Allah'ın tecellisini kabul eder, görür ve beğenir. Şeyi hatırlıyorum, bir öğrenciniz anlatmıştı. Bir küçük çocuğa sormuşlar Allah'ı seviyor musun diye. Anneannemin Allah'ını seviyorum, babaanneminkini sevmiyorum evet, demiş. Ne kadar güzel. Demek ki korkutucu bir Allah istemiyor onun, çocuklar. Onun gönlünde yok. Evet, evet. Evet. Yeni bir şey öğrenmeye de çok fazla açık olmayabiliyoruz bazen yine aynı konu dahilinde. Bu çocuklarda tesiri çok komikti hocam. İlkokul 5'te yine aynı sınıf. Ben onlara Asr suresini öğreteceğim. İlk defa duymuş böyle bir sureyi çocuk. Çocuklar yazın dedim Asr suresi. Dedi ki ben böyle bir sure bilmiyorum öğretmenim. Çocuğum iyi işte, öğreneceksin, ne mutlu sana. Bugün yeni bir konu Asr suresi. Yok dedi, ne yaptı ne etti olmadı. Ben dedi anneannemden böyle bir şey duymadım dedi. Onu mürşit bellemiş yani, ondan öğrenmiş. O dediyse doğrudur. Ben gideyim bir sorayım dedi. Gitti geldi, ertesi gün varmış öğretmenim dedi. Sağ ol dedim, Asr suresi varmış. Bir Karadenizli dostumuz. Hazreti Musa ile ilgili gerçeği öğrenince adam öldürüp sonra peygamber oldun. Şu küçük Musa mı demiş. Suda yüzen Musa mı demiş. Ondan sonra gitmiş. Demiş ki mürşidine gelmiş. Şey mürşidine adamcağız, bunu anlatan adam. Senin dediğin gibi değildir demiş. Öden adamı öldüren Hızır'ymış demiş. Musa yanında bulunuyormuş sadece. Kendimiz nasıl idrak edip nasıl görmek istiyorsak öyle görüyoruz. Peygamberleri de öyle görüyoruz. Onun için ben peygamberin resminin olmayışından çok memnun olurum. Bu taassubi bir şey değildir. Çünkü herkesin hayal ettiği farklıdır. O halde bir resim koyarsak o hayal etme kabiliyetini kaldırırız ki tefekkürü öldürürüz. Değil mi? Onun için peygamberlerin yüzleri olmamalı. Tabii. Evet. Mesnevi'de hani şu üzüme bakıyorlar da dört farklı lisandan hepsi üzüm istediğini söylüyor. Evet, birbirleriyle anlaşamıyorlar, kavga edecekler. Evet. O sırada oradan geçen ve bütün lisanları bilen kişi anlıyor ki bunların maksudu bir. Evet. Onların arasını buluyor. Ne kadar güzel. Bu yine Hazreti Peygamber'i ve kamil insana işaret ediyor değil mi evet, hocam? Evet. Hocam. Aslına bakarsan hani ben hep söylerim. Bir yanında kulp olan bardağın sen kulpun solda olduğuna yemin edersin. Ben karşından baktığım için sağda olduğuna yemin ederim. Ancak üstten bakan birisi ikimizin de doğru olduğunu kabul eder. O halde bütün münakaşalar ve kavgalar bakma yerimizin farklı oluşundan çıkıyor. Ama bu tasavvuf üstten baktığı için her şeyi birler ve farklılıkları yok eder. İnşallah. Yine devamında soruyorlar. Hikayeyi siz de tamamlayabilirsiniz hocam. Ben buradan okuyabilirim de. Şimdi kulumun sanısı neredeyse ben oradayım. O beni nasıl hayal ederse oradayım. Yani pozitif düşünen her zaman katında daha makbuldür diyor. İkinizi de seviyorum ama. Evet, evet. Yani mutlu olan benim huzurumdadır demektir. Huzurda olmak huzur getirir dolayısıyla. Evet. Allah'la bir ve beraber olmanın zevkini yaşayan daima mutludur. Yani neşelidir. Hı. Onun için Hazreti İsa hep gülermiş. Çünkü neşeliymiş. Çünkü Allah'la olmanın mutluluğunu yaşamış. Bu kadar acıya rağmen. Hı. Evet. Demek ki görüyoruz ki birlemek daima doğrudur. Farklılıkları güzelleştirmek. Yanlışları dahi doğrunun bir gidişatı olarak görmek. O zaman bütünleyici olmak Allah yolunda olmak demek. Bölücü olmak Allah'tan uzak olmak demek. Bütünlemek hikayenin özü budur. Birlemek cennettir.